Ozan Gündoğdu, 22 Haziran 2024, bir gün. Yurtdışı vergisi. Eğer vize alabilirseniz yurtdışına çıkmak için bir de uçak biletine ihtiyacınız vardı fakat artık uçak bileti fiyatına eş değer bir yurt dışına çıkış harcı ödemeniz gerekecek. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 24 Mayıs 2024 tarihinde yaptığı bir sunumda 150 TL olan yurt dışına çıkış harcının 3000 TL'ye çıkarılması gerektiği söyleniyor. Kimi iddialara göre bakanlık yeni harç tutarı için kamuoyunu 3000 TL'ye hazırlıyor, böylece 1500 TL'ye ses çıkarılmaması amaçlanıyor. İktidar sahipleri yeni harç tutarı eskisinin 10 katı mı yoksa 20 katı mı olsun diye düşüne dursunlar, biz bunun bir harç mı yoksa vergi mi olduğunu ve amacının ne olduğunu tartışalım. Böylece Mehmet Şimşek programının ekonomiye bakış açısını da daha yakından kavramış oluruz harç değil, haraç değil, vergi. Fahiş harç zamlarının ardından bu harç değil haraç dendiğine rastlamışsınızdır. Sahi bir harcı haraç olarak nitelendiren seviye nedir? Hangi aşamadan sonra harç tutarı bize fahiş gelmektedir? Yurt dışına çıkış harcı 150 TL iken makul de 3000 TL'ye çıkınca mı haraç haline gelmiştir? Eğer kamu gelirleri üzerine çalışan bir araştırmacıysanız, önünüze gelen ilk konulardan biri harçla vergi arasındaki farklar olacaktır. Enteresandır, neden yurt dışına çıkış harcı diyoruz da yurt dışına çıkış vergisi demiyoruz? Vergi ile harç arasındaki en temel farklılık karşılıklılık ilkesinde aranıyor. Vergi karşılıksız bir kamu geliri iken harç bir kamu hizmetinin karşılığı olarak ödeniyor. Misal gelir vergisi. Bir ev hanımı hiç gelir vergisi ödemez fakat ev hanımının bu durumu kamu hizmetlerinden mahrum kalacağı anlamına da gelmez. Vergi mükellefi olmayanlar da mükellef olanlar kadar hizmetten faydalanma hakkına sahiptir. Mesela milyarder bir iş insanı gelir vergisi rekortmeni olabilir. Daha fazla vergi ödedi diye daha fazla kamu hizmetinden faydalanması gerekmez. Vergiler karşılıksızdır. Bu haliyle vergi haraca benzer ödeyene ilave bir avantaj kazandırmaz. Bu yüzden vergi vermek yükümlülüktür. İşte vergi ile harcı birbirinden ayıran en temel özellik, harçlar bir kamu hizmetinin karşılığı olarak tahsil edilir ama vergiler karşılıksızdır. Öğrenim harcı, mahkeme harcı ya da yurt dışına çıkış harcı. Harçlara zammın sınırı var mıdır? Madem harçlar bir kamu hizmetinin karşılığı olarak alınır, o halde kamu hizmetinin birim maliyetiyle harç tutarı arasında bir orantı olmak durumundadır. Örneğin 2024 yılı itibariyle yurt dışına çıkış harcı 150 TL'dir. Bu tutar bir gecede 20 katına çıkarılsa ve 3000 TL olursa bu zam kamu hizmetinin maliyetindeki artıştan mı kaynaklanmıştır? Öyle olmadığı ortada. O halde neyin karşılığıdır bu para? Eğer bu soruya cevabınız yoksa, harç tutarıyla hizmet maliyeti arasındaki ilişki kopmuş ve toplanan harç büyük oranda hizmet maliyetinin üzerine çıkmışsa böyle bir durumda harçla vergi arasındaki fark ortadan kalkmış olur. Dolayısıyla eğer yurt dışına çıkış harcı 3000 TL'ye çıkarılırsa mevzuatta adı harç olabilir ama teorik olarak artık bu tutar vergiye dönüşmüştür. Zira harç tutarının çok büyük bir kısmı karşılıksız hale gelmiştir. Bu haliyle yurt dışına çıkış harcı değil de yurt dışına çıkış vergisi demek daha isabetli olur. Buradan hareketle madem yeni bir vergi salınmıştır o halde bu vergi için kanun da gerekir diyenlerin de teorik kaynakları mevcut. Yani böyle bir harç zammının hukukiliği de sorgulanmaya muhtaçtır. Böyle bir zam için meclisten kanun çıkarılması gerekir. Yeni verginin amacı nedir? Harçların amacı belli, kamu hizmetini finanse etmek ama vergiler amaçlarına göre çok daha farklı kategorilere ayrılırlar. Bazı vergilerde amaç hazineye gelir yaratmak değil, piyasayı düzenlemektir. Misal Çin'den gelen elektrikli otomobillere ilave %40 vergi uygulanması gelir yaratmaktan ziyade Arka planda yerli otomobil Toga, Çinli otomobiller karşısında rekabet gücü kazandırmaktır. Yani Çinli otomobillere ilave vergi konurken hazineye gelir yaratmak gibi bir amaç ikincil plandadır. Hatta istenir ki bu yeni vergi sayesinde hiç Çinli otomobil satılmasın. Tek amaç hazineye gelir yaratmak mı? Peki ya yurt dışına çıkış vergisi? Bu verginin amacı hazineye gelir yaratmak mı? Yoksa yurt dışına giden yerleşikleri engelleyerek parayı yurt içinde tutmaları mı? Muhtemelen bir taşla iki kuş hedeflenmiş. Yurt dışına çıkış vergisi sayesinde 2023'te yurt dışına çıkan 8.7 milyon kadar insan aynı davranışı 2024'te de sergilerse hazinenin kasasına 12,5 milyar TL gireceği Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sunumunda yer alıyor. Fakat harç tutarının 3000 TL'ye çıkması durumunda 2023'te yurt dışına gidebilen kimi kesimler yüksek harç nedeniyle bu davranışlarından vazgeçecekler. Bu da yeni düzenlemede tek amacın gelir yaratmak olmadığını ortaya koyuyor. Bu düzenlemenin bir amacı da yurt dışına gidebilen kesimlerin bir kısmını alıkoyarak döviz giderlerini azaltmaktır. Halbuki harçlar kamu hizmetinden mahrum bırakma özelliği taşıyamazlar. Harç tutarı öyle bir düzeyde olmalıdır ki kimse kamu hizmetinden dışlanmamalıdır. Fakat bu düzenlemenin amaçları arasında kamu hizmetinden mahrum bırakmak da var. Böylece insanları yurt dışına çıkabilmekten alıkoyarak yurt dışında harcanacak dövizin yurt içinde kalması sağlanıyor. Bu haliyle harç denen tutar Kamu hizmetini finanse etme amacının ötesine geçiyor ve piyasayı düzenleyici bir fonksiyon kazanıyor. Bir harcın böyle bir fonksiyonu olamayacağına göre bu tutardaki bir harç artık bir vergidir. Peki bu yeni vergi nedeniyle kamu hizmetinden mahrum bırakılan kesimler kimlerdir? Çok açık ki zaten yoksullaşan milyonların yurt dışına çıkma hayali yoktur. Zenginleşen kesimlere de 3000 TL'lik karç dokunmaz. Demek ki bu vergi orta direğin davranışını değiştirme amacı taşımaktadır. Bu nedenle yeni bir orta direk vergisiyle karşı karşıyayız desek yeridir. Şimşek programının orta direğin üzerinde tepindiği böylece açığa çıkmış olur. Ozan Gündoğdu